Merhaba sevgili masal sever. Bugün sana çiçek kokusu masalını anlatacağım. Ama istersen sen de birmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Çiçek kokusu. Zamanın birinde bir evin bahçesinde çeşit çeşit çiçekler varmış. Bu çiçeklerin hepsi hem renk hem de görünüş olarak birbirinden farklıymış. Bu yüzden her çiçeğin farklı bir özelliği ve kokusu varmış. Çiçek kokusu her çiçekte olmak zorunda değilmiş. Bazı çiçekler çok güzel bir kokuya yayarken bazı çiçeklerin ise kokusu olmazmış. Bunu da her çiçek bilirmiş. Ayrıca her çiçeğin ise farklı bir çiçek açma ve kalma süreleri varmış. Bazıları yıl boyu renk renk çiçek açarken bazıları ise sadece 1-2 ay çiçek açar ve ondan sonra uykuya dönermiş. Diğer yıla kadar sadece yeşil olarak kalır ve çiçek açmayı beklerlermiş. Güzel kokulu çiçekler çoğu zaman insanlar tarafından kullanılırmış. Çünkü odalara ve mutfağa çok güzel bir koku yayarmış. Bu kokunun en güzel tarafı da doğal olmasıymış. Bu yüzden bazı kişiler bunlara çok önem verir ve çiçek açtığı zamanlarda mutlaka koku yaysın diye odalara koyarlarmış. Böyle zamanlardaysa çiçek açmayan ya da koku yaymayan diğer çiçekler bu arkadaşlarını kıskanırmış. Çünkü güzel koku yaymadıkları için kimse onları kullanmak istemezmiş. İstedikleri zaman da evin bir köşesinde yeşil, güzel bir çiçek olarak kalırlarmış. Bu da onları çok üzermiş. Kokulu çiçeklere daha çok özen gösterilmesinden dolayı üzülürlermiş. Güzel kokulu çiçeklerden Nergis ise bu durum için çok üzülürmüş. Çünkü güzel koku yaymak onun doğasında varmış. Diğer arkadaşlarındaysa bu yokmuş. Yeşil çiçeklerden Sarmaşık ise en çok üzülenler arasındaymış. Nergis ve Sarmaşık bu durumu zaman zaman konuşurlarmış. Nergis Sarmaşık'a üzülmemesini ve onun bu şekilde olduğunu söylermiş. Kendisini böyle sevmesinin daha doğru olduğunu anlatmaya çalışmış. Eğer bu şekilde başkalarında olan şeyleri isterse kendini daha da mutsuz edebilirmiş. Ama Sarmaşık sadece yeşil kalmak istemiyor, aynı zamanda güzel çiçekler de açsın istiyormuş. Bu durumdan şikayet ettikçe daha da mutsuz oluyormuş. Aradan aylar geçmiş, mevsimler değişmiş. Nergis çiçeği son çiçeklerini döküyormuş artık. Çünkü yılın belli zamanları sadece çiçek açabilirmiş. Sonra da uzun bir süre yeşil rengi de gider, sarıya dönermiş. Çünkü mevsimine göre çiçek açarmış. Böyle zamanlarda ise Nergis çiçeği daha sakin bir yere konulurmuş ev içinde. İşte bu zamanlarda ise Sarmaşık gibi hep yeşil kalan çiçekler kendini gösterirmiş. Sarmaşık çiçeği ise o zaman anlamış. Her çiçeğin farklı bir güzelliği ve özelliği varmış. Önemli olan kendini olduğu gibi sevmek ve böyle kabul etmekmiş. Çünkü diğer şekilde hem kendimizden hem de hayattan zevk alamazmışız. Ya masal arkadaşım, kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek en güzeli değil mi? Yine bir masalın da sonuna geldik sevgili masal arkadaşım. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni hemencecik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.